Güne Bakış'tan merhaba. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Ahmet Türk 24 Kasım'da tutuklanmıştı. Ahmet Türk için sağlık sorunları sebebiyle tahliye kararı verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda hafta sonu tatil bile yapılmadan hızla kabul edilen anayasa değişikliği teklifi 12 gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Referandum Erdoğan onaylaması durumunda imzasının ardından 60. günü takip eden ilk pazar günü yapılacak. Cumhurbaşkanının yetkilerini artıran ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen 18 maddelik anayasa değişikliği teklifi Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildikten 12 gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulan teklifi Erdoğan'ın 15 gün içinde onaylaması veya iade etmesi gerekiyor. Kanun referanduma sunulmak üzere resmi gazetede yayımlanacak. Halk oylaması kanununa göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından 60. günü takip eden ilk pazar günü referandum yapılacak. Erdoğan teklifi 7 Şubat'a kadar onaylarsa referandumun tarihi 9 Nisan olacak. İmza 7 Şubat'tan sonrasına kalırsa halk oylaması 16 Nisan'da yapılacak. Cumhurbaşkanı seçilememesi... Güne Bakış'ta bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi gazeteci Erdem Gül. Erdem Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. İsterseniz şöyle başlayalım Erdem Bey. Biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu yeni anayasa teklifi. Mecliste aslında bir süre bekledi bu teklif. Sizce belirlenen tarihin yani takvimin uygulanması için mi beklendi yoksa başka sebepler var mı Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmasına neden bu kadar gecikildi? Bu soru şu açıdan da anlamlı. Muhalefet dedi ki aslında anketlerde durumu çok o kadar kendi lehlerine görmüyorlar. Anketlerde sıkıntı var. Bu nedenle meclisten kavgayla, gürültüyle işte birinin bacağı ısırıldı, bir milletvekilinin iddiaya göre birinin burnu kırıldı, ötekinin başka türlü bir zarar geldi. Alelacele görüşüldü, meclisten geçirildi. Ama bu kadar 11 gün bekletiliyor. O halde AKP anketlerde durumu sıkıntı görüyor. O yüzden meclisten Cumhurbaşkanı'na göndermiyor, o da bekletiyor denildi. Aslında demeye uygun bir zemin. Çünkü anketler açısından en azından demeye uygun bir zemin. Ama gerçek şu ki bir takvim ayarlaması için dün aslında Başbakan, Cumhurbaşkanı haftalık olağan görüşmedir biliyorsunuz. Dünden önce görüştüler programsız 3,5 saat. Bence orada karar verdiler. 11 gün beklettiler, getirdiler ve bence 9 ya da 16 Nisan'da referandum yapılacak. O 3,5 saatlik görüşmede bence bunun çerçevesi çizildi. Hatta bence daha da devam edeyim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kampanyaya ne kadar katılacak? Binali Yıldırım bu kampanyanın neresinde yer alacak? Ne tür tezler anlatacaklar? Bunları da kararlaştırdılar. Ve bence bugün imzalamadı. Artık cumartesi pazar imzalamaz. Pazartesi salı imzalayacak. 9 ya da 16 Nisan'da biz koşar adım referanduma gideceğiz 2 aylık arada. Ama muhalefetin de söyleminde haklılık var çünkü artık kampanya meclisten geçtiği anda ve geçerken başlamıştı zaten. Dolayısıyla artık sahada evet mi hayır mı meselesinin arkasındaki argümanlar ve bunun taktiklerini biz izliyoruz gazeteci ya da birey olarak. Şimdi çok hızlı bir şekilde takvim işleyecek bundan sonra. Kampanyalar tamamen hazır mı yoksa kampanya konusunda kafa karışıklığı yaşayan partiler var mı? Bence bugün gazetelere yansıyan Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerinin satır arasında bir şeyler var. Onları biraz yorumlamama izin verirseniz. Lütfen. Bu da şu. Diyor ki, şimdi diyor hayır diyenler kimler diyor. CHP, HDP diye bir şeyden söylüyor. Sonra diyor ki, biz bunları söyleyince kızıyorlar diyor. Biz kimiz diyor. Evet diyenler. Biz bundan alınmıyoruz diyor. Biz kimiz? AKP, MHP.
Neden alınıyorsunuz? Bence kampanyalar hazır. Kampanyaların bir kısmında şu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım çıkacaklar ve bunu Cumhurbaşkanı zaten bir söylem konusunda kendi ezberi olan bir politikacı olarak net bir biçimde şöyle söyleyecek. Bütün bölücü unsurlar, CHP, HDP, PKK, FETÖ ve dış güçler eklerse onu, hani dün Merkel görüşmesinde de bir miktar yansıdı. Bugünkü gazete en azından AKP'yi destekleyen medyaya. Bütün bunlar hayır meselesinde birleştiler. Bunlar Türkiye'nin daha iyiye gitmesine karşılar diye abartılı, hoyrat bir kampanya yürütecektir. Bunun karşısında da hayır cephesi, işte CHP, HDP filan, biz birbirimizde bir arada değiliz, herkes kendi hayrını kendine yapıyor filan gibi bir kampanya yürüteceklerdir. Öte yandan şeyi de eklememiz gerekir tabii ki. İktidar 15 yıllık iktidar ve olağanüstü hal elinde, bir de olağanüstü yetkilerle zaten faiz, para, başka türlü güvenlik bakımından olağanüstü halde saydık. Dolayısıyla iktidar en azından güç olarak bir adım önde başlıyor. TRT'si zaten %80'i elinde olan medyasıyla iktidar bir adım önde başlıyor ve büyük bir bilginin değil, daha karalamanın, aklın değil, gerçeğin değil, daha algının olduğu bir kampanya süreci izleyeceğiz. Erdem Bey, MHP'de biliyorsunuz en azından iki ayrı blok var diyebiliriz. Yani eşitler düzleminde bir blok olmasa da hayır çalışması yürütecek olan MHP'nin muhalifleri var. Sizce MHP'nin tabanına ne kadar etkisi olur bu muhaliflerin hayır çalışması? MHP aslında siyasetin simetrik tarafında duran iki parti var. Bunlar hem birbirine karşıt gibi görünen, objektif olarak karşıt gibi görünen iki parti. Birisi HDP, birisi MHP. Referandumu en kritik, referandum açısından en kritik tabanı en kritik hale gelen iki parti de bunlar. Hatırlayalım, aslında geriye dönelim, bir hafıza tahsil diyelim. 2010 referandumunu hatırlayalım. Bugün 2010, 7 senelik süreçte bugün süreç gelişimizin de hazırlayıcısıdır o 12 Eylül 2010 kampanyası. O zaman Fethullah Gülen dediğimiz bugünkü kendilerinin artık sadece FETÖ dediği, o zaman biz cemaat bir sürü suçun ortağıdır dediğimizde bize Hoca Efendi hakkında ne konuşuyorsunuz diyen AKP birlikte bir anayasa değişikliği yaptı ve kampanyasını yürüttü. Ve sonuçta gele gele, o zaman da HSYK vardı, yargının dizaynı vardı. Gele gele nereye geldik biz? Bugünkü koşullara geldik. Bugünkü koşullarda da MHP bir tür bence o zamanki kitlesel taban olarak tabii karşılaştırmıyorum ama devletteki kilit noktaları tutmak bakımından ve yargıdaki kilit noktaları tutmak bakımından bence MHP FETÖ'nün yerini üstleniyor artık bu referandumda. Esas olarak mesele budur. Ve bu saatten sonra o zaman HDP, hatırlayalım, boykotçuydu. Boykot evetlere yarayan bir tavırdı. Bugün geldiğimiz noktada siz tanımlıyorsunuz MHP'nin asıl profesyonelleri ve belki işte %11'lik, 12'lik bir kitle ise bu, bunun belki %4'ü, 5'ini temsil edecek bir kesim. Eskiden iktidarın ortağı olan cemaatin, FETÖ'nün yerine devlete yerleşecekler. Evet, bütün anketler destekliyor ki, bütün anketler doğruluyor ki her şeye rağmen MHP'nin %10'sa, 11'se, 3'te 2'ye yakın bir kısmı ya hayırcı ya da sandığa gitmeyecek. AKP ne istiyor? Eğer MHP böyleyse büyük bir çoğunluğu hayıra yakınsa, evet vermeyeceklerse sandığa gitmesini istiyor. Evet.
Şimdi Erdem Bey, Saadet Partisi'nin çıkışı en başta bir hayır oyu kullanılacağı yönünde bir çıkış oldu. Sonra biraz yumuşatıldı ama bunu AK Parti tabanında bazı rahatsızlıklar olduğuna dair yazılar da okuduk basında. Siz bunların gerçeklik taşıdığına inanıyor musunuz? Yani gerçekten muhafazakar, dindar kesimde bir rahatsızlık var mı Cumhurbaşkanlığı sistemi ya da başkanlık sistemiyle ilgili? Önce teorik bir şey söyleyeyim. Olması gerekir. Türkiye İslamcı kesimi ilk kez siyaset arenasında Necmettin Erbakan'la gördü. 1969 sol hareketleri, hani sosyalist sol hareketleri gördüğü zaman Erbakan'ı da ilk kez İslamcı bir siyasal İslam'ın bir resmi diye görebileceğimiz akım o zamanki Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi filandı. Sonra hayatınızla ilerlerken şöyle bir şey oldu. Erbakan 28 Şubat'ta bir daha önce alışılmadık bir biçimde o zaman postmodern denilen bir askeri müdahaleyle karşılaştı. Müdahale, yani darbe olmadı, başka bir şey olmadı ama değişik bir müdahale şekliydi. Arkasından bu müdahalenin koşullarında Erbakan yasaklı iken Tayyip Erdoğan bu yasaklı koşullarda çıkarak, Erbakan'ın liderinin yasaklı olduğu koşullarda çıkarak, belki Türkiye dışı koşullardan izin de alarak bu hareketi aldı götürdü. Şimdi onların bir dükkanı var. Küçük de olsa, oyları az olsa da bir dükkanı var. Nihayetinde Numan Kurtulmuş da o dükkandan geçme biliyorsunuz. Evet. Hatta evet. Ben bu kadar anlatmayacağım. İşte firavunlaşmayacağız, karunlaşmayacağız, zenginleşmeyeceğiz söylemleri çokça sosyal medyada Numan Kurtulmuş neden değiştin diye anlatılıyor ama ben bu kadar kolay ve basit bir eleştiri yapmayacağım ama orası asıl dükkandır. Hala orası bir dükkan olarak sürmesinin nedeni milli görüşün varlığıdır. Dolayısıyla mütedeyyin milli görüş isimlere hala hitap etmektedir. AKP çünkü aynı zamanda milli görüşün ya da siyasal İslam'ın temsilcisi ise bile kendi içinde ANAP'ın DYP'nin terk ettiği, siyaset sahnesini terk ettiği seçmen kitlesini de kendi içinde taşımaktadır. Tayyip Erdoğan aynı zamanda bunların lideridir. Ama Tayyip Erdoğan artık daha da bence işi biraz daha biraz daha yükseltti. MHP'nin de profesyonel kadrolarının lideri haline gelmiş durumda. Ama bu buraya doğru gelip hızla profesyonelleştikçe bence gövde biraz kaçıyor. Şeylerden bahsetmiyoruz tabii. Hani referandum ortamına gelince belki bahsetme fırsatımız var mı ama benim açımdan önem taşıyor. Bizde de gerçekten bir halk var. Ekonomik meseleler önem taşıyor. Bugün enflasyon sanırım Ocak ayı bakımından neredeyse yılın kaç ayında düşük gelse bile %10'ların üzerine 2 hanenin üzerine gelecek bir seviyede gidiyor. Siyaset biraz hayata çözüm üretmekle ilgilidir. Bizde maalesef şöyle gidiyor. Yani medyayı eleştirip onun üzerinde halka propaganda yapmakla giden bir siyaset içindeyiz. Referandum'a da böyle gidiyoruz. Ama ben gene bunun içinden iyiliklerin çıkabileceğine inanıyorum. Dün Almanya Başbakanı Angela Merkel Ankara'daydı. Onunla ilgili haberimizi izleyip üzerine sizle konuşalım istiyoruz. Almanya Başbakanı Angela Merkel dün Ankara'da resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Merkel'in ziyareti 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk ziyaret oldu. Merkel'in Ankara'daki temaslarında mülteci kabul anlaşması, terörizmle mücadele, suçların iadesi, Suriye, Kıbrıs, ikili ekonomik ilişkiler ve Türkiye'deki anayasa değişikliği teklifi başta olmak üzere çok sayıda konu gündeme geldi. Angela Merkel, Ankara'daki temaslarında ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluştu. Ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan şu değerlendirmeyi yaptı. Özellikle bir şeyi vurgulamam lazım. Çünkü halkım da bu konuyu yanlış anlamış olabilir. 1.
İslamist terör ifadesi ki bunu aslında ben Sayın Şansölye'ye de anlattım. Bakın, İslamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. Almanya Başbakanı Merkel ise basın toplantısındaki konuşmasında ziyaretinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir ilk olduğunu belirttikten sonra teşebbüse katılanların cezalandırılması gerektiğini ancak suçun bireyselliği ilkesini gözden kaçırmamak gerektiğini söyledi. Basın toplantısında hazır bulunan gazetecilerin sorularını alan Merkel, Türkiye'deki anayasa değişikliği ile ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi. Bu kadar derin bir siyasi dönüşüm sürecinde güçlerin dağılımı ve toplumun çeşitliliğini teminat altına almak için çabaların sarf edilmesi gerektiğini ifade ettim. Referandum sırasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı temsilcilerinin hazır bulunmasının iyi olacağını söyledim. Almanya Başbakanı Merkel önce TBMM'yi ziyaret etti, ardından Başbakan Binali Yıldırım'la Çankaya Köşkü'nde bir saat süren bir görüşme yaptı. Toplantının ardından Merkel ortak basın toplantısında özetle terör ve terör tehdidi gibi konuları görüştüklerini, PKK'nın Almanya'da bir terör örgütü olarak tanındığını, Türkiye-AB mülteci anlaşmasının canlı tutulması gerektiğini, Kıbrıs ve Suriye gibi konuları ele aldıklarını, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinden sonra NATO'daki yeni dengeleri konuştuklarını dile getirdi. Angela Merkel, akşam saatlerinde Alman Büyükelçiliği'nin rezidansında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı HDP milletvekilleriyle de ayrı ayrı görüştü. CHP heyetiyle basına kapalı gerçekleştirilen görüşmelerde daha çok iç politika ve anayasa değişikliği referandumu gibi konuların ele alındığı öğrenildi. Güne bakış devam ediyor. Erdem Bey, siz Angela Merkel'in Ankara ziyareti nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye'de Alman başbakanlarının ziyareti belki de Cumhuriyet'ten bile eski bir hikaye. Yani Osmanlı dönemine götürebileceğimiz kadar eskisi ve geleneği olan bir hikaye. Şimdi de güncel olarak Almanya ile zaten 3-3,5 milyon Türkiye'den gitme insanın, gurbetçinin olduğu bir yer. Çok canlı bir ilişki. Ama Almanya aynı zamanda Avrupa Birliği'nin en dinamo, en güçlü ülkesi. Hani Avrupa'nın Amerikası diyebiliriz. Özellikle Brexit sonrası, İngiltere'nin de çıkması sonrası bizi ayrıca da çok hem tarihsel hem güncel olarak çok ilgilendiren bir ülke. Merkel aslında Hristiyan Demokrat Başbakan olarak bu yıl onun açısından sıkıntılı da bir yıl. Çünkü seçim yılı bir yandan Amerika'da Trump gibi bir hani fenomen bir şey var başımızda. Bir yandan da Avrupa'da da zaten ırkçı, sağcı, faşist partilerin tehdidi var. Sandıkta oy oranlarını yükselterek. Hani neredeyse halimiz sağcı Hristiyan Demokrat Merkel'e, Merkel kazansa dediğimiz bir noktada geziniyoruz insanlık olarak, dünyalı olarak. Böyle bir noktada Türkiye'ye geldi. Zaten geriye doğru 2 yıldır hani Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde de geri kabul anlaşması bizdeki göçmenler meselesi nedeniyle çok yoğun bir eleştiri altında Almanya ve eşittir Avrupa Birliği. Çünkü insan haklarından, demokrasiden, ifade özgürlüğünden ve dolayısıyla eşit olarak Avrupa'nın temel kurucu değerlerinden vazgeçiyorsunuz, Türkiye'ye taviz veriyorsunuz noktasında. Dün biraz daha Merkel derli toplu bir ziyaret yaptı. En azından Ankaralı gazeteciler olarak bizim sembolik işaretlerden izlediğimiz kadarıyla örneğin basın toplantısında daha rahattı, sözcüklerini daha rahat ifade edebildi. Bugün medyaya tek yanlı bir biçimde dersini aldı şeklinde yansısa da aslında IŞİD meselesinde hani Orta Doğu'dan insanların farklı yaşam biçimlerine terörle saldıran İslami kesimlere ilişkin eleştirisini söyleyebildi ve daha başka bir şey yaptı. Muhalefeti gördü ve bir Türkiye fotoğrafını çekmiş oldu. Bu açıdan aslında Merkel'in gezisi daha şeydi, hani umut kırıcı değil bizim açımızdan. Biraz daha toparlayıcı, biraz daha olağanüstü hal koşullarına itirazını seslendiren bir Avrupa lideri olarak böyle bir noktada geçti. Ama somut koşulları sonra göreceğiz. Bir de bu arada değinmem lazım.
seçimleri Avrupa Agit'in izlemesi gerektiği konusunda da sözleri var Başbakan Merkel'in. Bence dünkü ziyareti Davutoğlu döneminde, daha sıkışık dönemde insan hakları ve Türkiye'deki demokrasi geriye götürülmesi konusunda sessiz kalan Merkel'e göre, kendisine göre daha iyi bir geziydi. Ama esas olarak Türkiye'nin toparlanıp toparlanmayacağını bizim 2 aylık sürecimiz var. Burada göreceğiz. Hani dış gezilerin bize ne kadar etkisi var onu referandum ve sonucunda daha net görebileceğiz. Merkel'in muhalif liderler de demeyiz, İdris Bölüken çünkü HDP'den görüştü. Muhalefetle görüşmesi iktidar kanında bir rahatsızlık yarattı mı? Bir tek şeyi bile söyleyebilirim. Tabii ki yarattı. Hatta yani şekli unsurlar da anladığım kadarıyla oldu. Örneğin Cumhurbaşkanı ile görüşmesi tahminen 2,5 saat falan gibi buldu. Zaten gelirken bir tek iş günü gece ayında hepsini sığdırabilir ama gece yarılarını bulması gibi bir takım kısıtlamalar dışında tek gün olduğunu, bir öğleden sonra olduğunu biliyorduk. Ama esas olarak iktidar ile görüşecek. O bakımdan onların görüşmeleri baya bir uzamış, onu duyduk. Onlara acaba bazen Ankara'da şu sorular da soruldu. Muhalefete zaman kalmasın diye düşünmüş de olabilirler diye. Vardır böyle şeyler diplomaside, öyle ne denir? Bizim tam tanımlayamadığımız meseleler. Ama Merkel'in esas olarak önce Kılıçdaroğlu'na, sonra dün o fotoğraf çok önemlidir. İdris Bölüken 2 aylık hapislikten sonra dün ilk kez bir Almanya Başbakanı ile görüşerek kamuoyu önüne çıktı. O iki görüşmeye de iktidar Cumhurbaşkanı ve Başbakanla görüşmesinin gerginliğini taşıyarak geldiğini en azından izlenim olarak edindik. Çok teşekkür ederiz Erdem Gül, yayınımıza katıldığınız için, değerli yorumlarınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dün Ankara'ya gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinin zamanlamasını ve görüşmelerin gündemini Alman Der Spiegel dergisinin Türkiye muhabiri Maximilian Pop, arkadaşımız Murat Aksoy'a değerlendirdi. Ja, das sehe ich genauso. Angela Merkel'in ziyaretinin geç olduğu yönündeki görüşlere ben de katılıyorum. Bence Türk hükümeti bu konuda haklı. Angela Merkel ya da Alman hükümetinden yetkililer çok daha önce, darbe girişiminin hemen ardından Türkiye'yi ziyaret etmeliydiler. Dayanışma içinde olduklarını göstermeliydiler. Bu dayanışma mutlaka Türk hükümetiyle olmak zorunda değildi. Sadece Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermeleri bile yeterli olabilirdi. Bence Merkel bu ziyaret için geç kaldı. Okay, noch eine Frage. Zamanlama ile ilgili her iki ülkede muhalefet çevrelerinin eleştirileri oldu. Merkel'in ziyaretinin referandum öncesi Erdoğan'a bir destek olarak algılanabileceğine dikkat çekildi. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Merkel'in Erdoğan'a referandumda desteğini göstermek için geldiğini zannetmiyorum. Ancak muhalefeti de bir yandan anlayabiliyorum. Zira Türkiye çok çok önemli bir referandumun eşiğinde ve hangi tarafı olursa olsun Merkel'in referandumla ilgili bir sinyal göndermesi yanlış anlaşılabilir. Dolayısıyla benim görüşüme göre Merkel'in ziyareti ya darbe girişiminin hemen ardından ya da referandumdan sonra olmalıydı. İki taraf arasında Ankara'da yapılan görüşmelere gelirsek, ilişkilerin biraz muğlak durumda olduğunu söylemeliyim. Angela Merkel açısından bakarsak, Merkel tam ortada durmak zorunda. Zira bir yandan Türkiye ile ilişkileri kesinlikle koparmak istemiyor, diğer yandan da kendisi Almanya'daki muhalefet tarafından gelen güçlü bir baskıya maruz kalıyor. Bunun da sebebi, Almanya'daki muhalefetin Türkiye'deki demokrasi ve hukuk devleti konularındaki son durum hakkında Merkel'in sert bir tavır takınmasını istemesi. Bu yüzden Merkel, gezi boyunca bir denge yürütmeye çalıştı. Çok sert ve açık konuşmamaya özen gösterdi. Açıkçası Merkel için oldukça zor bir ziyaret oldu. Merkel'in Ankara'da birçok konuda ölçülü bir tonda konuşması da içinde bulunduğu bu denge arayışı nedeniyleydi. Dün Washington'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, yerleşik siyasi düzeni sarsan tahmin edilemez dış politikasını savundu. Trump yönetiminin sert söylemlerinden dün ve bugün nasibini alanlarsa İsrail, Rusya ve Kuzey Kore oldu. Yıllık ulusal dua kahvaltısında konuşan Trump,
Dünyanın başı dertte ve biz bunu düzelteceğiz, tamam mı dedi. Trump yaptığı konuşmada, benim yaptığım şey şu, sorunları düzeltmek. Dünyayı düzene sokacağız. Bana inanın. Yaptığım sert telefon konuşmalarından endişe duymayın. Endişelenecek bir şey yok. Sert olmak zorundayız. Biraz sert olmamızın zamanı geldi, dedi. Trump yönetimi, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşimlerinin barış için bir engel teşkil etmediğini, ancak daha fazla genişlemesinin de sorunun çözümüne yardımcı olmayacağını söyleyerek uzun süredir devam eden ABD politikasını değiştirdi. Bu yorum, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından geldi. Öte yandan Trump yönetimi ilk defa Rusya'yı da sert bir dille eleştirdi. ABD'nin yeni atanan Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dün yaptığı konuşmada Rusya'nın Ukrayna'daki askeri müdahalesine karşı çıktı. Güney Carolina'nın eski valisi Haley, "Tabii ki Doğu Ukrayna, Rusya'nın saldırgan hareketlerinden etkilenen tek yer değil. ABD, Rusya'nın Kırım'daki işgalini kınamayı ve derhal durdurulmasını talep etmeyi sürdürmektedir. Kırım, Ukrayna'nın bir parçasıdır. Rusya, yarımadanın kontrolünü Ukrayna'ya devredene kadar Kırım'a ilişkin yaptırımlarımız yürürlükte kalmaya devam edecektir," dedi. Trump yönetiminin Savunma Bakanı James Mattis ise bu sabah Güney Kore'de yaptığı konuşmada Kuzey Kore'yi sert bir dille uyardı. Mattis, Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanması halinde ABD'nin cevabının etkili ve ezici olacağını söyledi. Japonya ziyareti öncesinde Güney Kore'nin başkenti Seul'da konuşan Mattis, ABD'ye veya müttefiklerimizden herhangi birine yönelik herhangi bir saldırıya etkili ve ezici bir şekilde cevap verilecektir, dedi. Trump tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi olarak atanması beklenen Ted Malou, geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği aleyhine yaptığı açıklamalara Avrupa Parlamentosu üyelerinden sert tepkiler geldi. Merkez sağcı Avrupa Halk Partisi'nin lideri Manfred Weber ve Liberal ALDE grubunun lideri Guy Verhofstadt'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'a ithafen kaleme aldığı mektup şöyle. Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Trump tarafından Avrupa Birliği'nin ABD Büyükelçisi olarak atanması muhtemel olan Ted Malou, AB'yi karalamak için bir takım basın açıklamaları yapmıştır. Bu açıklamalarda Büyükelçilik adayı, Sovyetler Birliği'ni devirdiği gibi AB'yi de terbiye etmeye yönelik arzusunu dile getirmiş, AB'nin dağılmasını güçlü bir şekilde desteklemiş ve ortak paranın önümüzdeki aylar içerisinde bırakılmasına açıkça destek vermiştir. Bu açıklamalar, AB'yi tanımlayan değerlere yönelik ölçüsüz bir kötü niyetin göstergeleridir. Öte yandan, bu açıklamaların ABD'nin resmi bir temsilcisi tarafından yapılması, son 70 yıldır kıtamızın barışı, istikrarı ve refahına çok önemli katkılar sağlamış, transatlantik ilişkilere ciddi derecede zarar verme potansiyeline sahiptir. Sosyalistler ve Demokratlar grubunun lideri Gianni Pittella ise Malou'nun açıklamalarını şok edici olarak tanımlarken, AB kurumlarını Malou'u istenmeyen adam ilan etmeye çağırdı. Pittella mektubunda şöyle dedi. Malou, Sovyetler Birliği'nin çöküşü gibi AB'nin dağılmasını ve ortak paranın aylar içerisinde kaldırılmasını desteklediğini açıkça belirtti. Tüm bunlar, Malou'un sadece AB'ye değil, ortak değerlerimize ve ilkelerimize de nedenli düşman olduğunu göstermektedir. Öte yandan muhafazakarlar ve liberaller grubu da mektubunda Malou'nun elçiliğinin kabul edilmemesi çağrısında bulundu. Avrupa Konseyi'nde görev alan 52 yetkilinin imzasıyla dün Guardian'da yayınlanan bir diğer mektupta ise AB liderlerinin Trump'ın göçle ilgili başkanlık emrine ilişkin olarak toplanması çağrısı yapıldı. Mektupta başkanlık emrinin ulusları bir bütün olarak suçlu ilan ettiği ve hiçbir suç işlememiş mültecilerin güvenlik arayışlarını engellediği, mülteci krizine uluslararası bir çözüm getirmeyi daha da zorlaştırdığı ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump, dün katıldığı bir yemekte kiliselerin seçimlerde aday olan siyasetçileri desteklemesini yasaklayan bir yasayı değiştireceğini açıkladı. Mevcut düzenlemeye göre ABD'deki kiliselerin siyasi ve toplumsal konular fikir beyan etmesinin önünde hukuki bir engel yok. Ancak bir adayı açıkça desteklemeleri durumunda vergi muafiyetlerini kaybediyorlar. Trump, 1954'te yürürlüğe giren ve Johnson yasası olarak bilinen bu yasayı iptal edebilirse
kendisini destekleyen muhafazakar Hristiyanların ve evanjeliklerin uzun zamandır talep ettiği bir şeyi gerçekleştirmiş olacak. Ancak yasa değişikliğinin kongreden onay alması gerekiyor. Cumhuriyetçilerin bir kısmının ve demokratların din ve devlet işlerinin ayrılması ilkesine darbe vuracak bu değişikliği desteklemeyeceği tahmin ediliyor. Johnson yasasından tamamen kurtulacağını ve onu tamamen yok edeceğini belirten Trump'ın bu değişikliği yaparken zorlanması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, dünya çapında hızla büyüyen ulaşım uygulaması Uber'in yönetim kurulu başkanı Travis Kalanick'i ekonomi danışma konseyine almıştı. Ancak Uber kullanıcılarının protestoları Kalanick'i bir seçim yapmaya zorladı. It was just a very simple idea. Uber yönetim kurulu başkanı Travis Kalanick'in Trump'ın ekonomi danışma konseyine seçilmesi Uber kullanıcılarını harekete geçirdi. Kalanick'in istifasını isteyen kullanıcılar Twitter'da "Late Uber" hashtag'i açtılar. Sonrasındaki birkaç gün içinde 200 binden fazla Uber kullanıcısı uygulamayı ve hesaplarını telefonlarından kaldırdılar. New York Times'ın haberine göre salı günü yapılan genel kurul toplantısında hissedarlar da Kalanick'i Trump'la olan ilişkileri nedeniyle uyardı. Kalanick gelen iç ve dış tepkilerden sonra şu yazılı açıklamayı yaptı. Bugün erken saatlerde başkan ile göç politikası hakkında konuştuk. Ekonomik konsey toplantılarına katılamayacağını da kendisine bildireceğim. Danışman grubuna katılmak başkanın politikalarını onayladığım anlamına gelmiyor. Maalesef bu eylemim bazı kişiler tarafından çarpıtıldı. Dün akşam Sedat Pişirici moderatörlüğündeki açık oturumda Aydın Selcan, Amberin Zaman ve Arzu Yılmaz Trump'ın Irak ve Suriye'deki dengeyi nasıl değiştireceğini tartıştı. Aydın Selcan ve Amberin Zaman Trump yönetiminin demokratik Suriye güçlerine yönelik yardımını, Arzu Yılmaz ise Trump'ın muhtemel İran siyasetini değerlendirdi. Suriye'de halkın hükümeti protesto etmek için sokağa çıkmasının üzerinden 6 yıl geçti. Bu süre zarfında barışçıl başlayan protestolar kanlı bir iç savaşa evrildi. IŞİD Üniversitesi'nde okutmanlık yapan ve El Cumhuriye Medya Kolektifi'nin yöneticisi olan Kerem Naşar ile Suriye ayaklanmalarının başladığı 2011 yılından bugüne nasıl dönüşüldüğünü konuştuk. İnternet sayfamızdan izleyebileceğiniz röportajda Naşar, ayaklanmalar ilk başladığında sokağa çıkan yüz binlerce kişinin o zaman dile getirdiği talepleri şöyle anlattı. Birçok insan Suriye devrimini bir komplo olmakla itham ediyor. Suriye'nin istikrarını sarsmaya yönelik uluslararası bir komplo. Ama bunun neden böyle olmadığına dair öne sürülebilecek en güçlü sebeplerden biri şu. Protestoların ilk haftalarına baktığınızda dile getirilen talepler oldukça makul ve mütevazıydı. En başta kullanılan sloganlar haysiyetten bahsediyordu. İnsanlar attıkları sloganlarda Suriye halkı haysiyetine kavuşmalı ya da Suriye halkı güvenlik güçleri tarafından hakarete uğramamalı ve aşağılanmamalı diyordu. İnsanlar reform istiyorlardı. Daha iyi yönetilmek istiyorlardı. Ama onlara verilen cevap şiddet olunca dile getirilen talep hızlıca halk rejimin düşmesini istiyor'a dönüştü. Bu Tunus'tan Mısır'a ayaklanma yaşanan tüm Arap ülkelerinde duyduğumuz bir slogandı. İnsanlar rejimin değişmesini şu anlamda istiyorlardı. Esad ailesinin iktidardan inmesi, ülkeye demokrasi gelmesi ve kendilerini yönetecekleri seçmek için oy kullanabilecekleri seçimler yapılması. Bunların arkasında da şu hissiyat vardı. İnsanlar haysiyetlerini geri istiyorlar. Halkın egemenliği kamusal alanda tekrar hakim kılmak istiyorlardı. Kendilerini yönetecekleri ve iktidara gelecekleri seçebilmek istiyorlardı. Ve son olarak kamusal alanda saygı görmek istiyorlardı. Ekonomi haftayı hareketli kapattı. Önce ÖTV ve KDV indirimleri, ardından enflasyon rakamı ve son olarak ABD'den gelen işsizlik rakamları piyasaları etkiledi. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre işsizlik oranı %4.7'den %4.8'e yükseldi. Yıllık artış Ağustos'tan beri en düşük seviye oldu. Bakanlar Kurulu'nun bugün resmi gazetede yayınlanan kararına göre beyaz eşyada özel tüketim vergisini 30 Nisan'a kadar kaldırdı. Ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan ÖTV oranında 30 Nisan'a kadar %8 olarak tespit edildi. Bir diğer vergi düzenlemesine de konut sektöründe gidildi. Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleriyle kamu tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaat projelerinde metrekare vergi değeri 500 TL ile 1000 TL arasında olan konutların tesliminde KDV %8 oldu. Maliye Bakanı Nabi Ağbal, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada ÖTV ve KDV'de yapılan düzenlemelerin bütçeye yaklaşık 1 milyar lira maliyeti olduğunu söyledi.
Günün ikinci önemli haberi TÜİK'ten geldi. TÜİK, Ocak ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre TÜFE aylık bazda beklentileri aşarak %2.46 oldu. Yıllık artışsa %9.22 oldu ve çift haneli enflasyona daha da yaklaştı. Üretici fiyat endeksinde ise artış daha da yüksek. Aylık bazda ÜFE %3.98 artış gösterdi. TÜFE'de aylık en yüksek artış %6.37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda olurken tek düşüş yaşayan grup giyim ve ayakkabı oldu. Bugün yapılan ÖTV ve KDV indirimlerinin enflasyondaki yükseliş trendinin %3 oranında olum etkisi yapması öngörülüyor. 1987 yılında sit alanı ilan edilen ancak o günden bugüne çarpık yapılaşmaya engel olunamayan Rize Çamlıhemşin'e bağlı Ayder Yaylası'na uygulanması planlanan kentsel dönüşüm projesinin ihale tarihi belli oldu. Projeye çevreci sivil toplum kuruluşları ve yöre halkı karşı çıkıyor. Arkadaşımız Recep Berber'in haberi. Ayder Yaylası Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ihalesi 16 Şubat 2017 tarihinde yapılacak. 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile turizm alanı ilan edilen Ayder Yaylası, daha sonra 1994'te Milli Park, 1998'de ise sit alanı ilan edilmişti. Sit alanı ilan edildikten sonraki 18 yıl boyunca bölgede bir imar planı oluşturulmadı. İmar planı olmamasına rağmen bölgede yıllardır ikamet eden yerleşimciler bulunuyor. Planın ilk etabında bölgedeki yerleşimcilere ait 290 binadan 158'i yıkılacak. Bu plan kapsamında bölge halkının tavrını ve Ayder Yaylası'nın geleceğini Harita Mühendisleri Odası Ankara Şube Sekreteri Volkan Bilgin ile konuştuk. Başka bir çaresinin kalmadığını söyleyebilirim. Şimdi bölge halkının öncelikle şunun çok iyi anlatılması gerekiyor. Bu yaşanan süreç masum, ticari bir faaliyet olarak görünmemesi lazım. Aynı kültürle yetiştiğimiz Filistin'in mülkettanı bu ülke insanı çok iyi bir şekilde bilir. Süreç bu şekilde devam ederse, yani Tokyo oraya girer, sadece Tokyo bağlamında demiyorum. Bu alak turizme açılacak bahanesiyle el değişimi, mülkiyet değişimi sağlanırsa bölge halkı bölgede misafir olarak kalacak. Endemik türlerin yetiştiği, ülkenin ciğerlerini oluşturan Karadeniz dağlarının, ormanlarının yok edileceği gerçeğiyle yarışıyoruz. Bunun yasal altlıkları zaten çıkartılmış durumda. Özellikle 2012'de toprak koruma kanununda, tapu kanununda yapılan değişikliklerle zaten bunların olacağını söylemiştik. Bölge halkı Euroleague'de dün oynanan maçta CSK Moskova'yı 77-71 yenen Fenerbahçe, geçen yıl finalde boyun eğdiği rakibini bu sezon ikinci kez mağlup ederek önemli bir mesaj verdi. Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da ligin lideri CSK Moskova'yı konuk etti. Aralık ayında Moskova deplasmanında rakibini 79-95 ile yenen Fenerbahçe bu kez de sahadan 77-71'lik üstünlükle ayrıldı. Fenerbahçe'de süre alan 10 oyuncudan 9'u skora katkı yaparken Udoh 15 sayıyla, Bogdanović de 12 sayıyla çifte hanelere ulaşan iki isim oldular. CSK Moskova'da ise Nando De Colo 23 sayıyla oynayarak maçın en skorer ismi olsa da temsilcimizin galibiyetini engelleyemedi. Bu sonuçla puanını 35'e çıkaran Sarı Lacivertliler ligi ilk 4'te bitirmek adına da önemli bir galibiyet almış oldu. Dün maçı olan diğer temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş ise Emporia Armeni Milano deplasmanında 3. çeyreğin ortalarında 25 sayı önde olmasına rağmen son çeyrekteki kötü oyunu sonucu 89-87 mağlubiyetle ayrıldı. Euroleague'de bugün saat 20'de Galatasaray, Abdi İpekçi Arena'da Panathinaikos'u ağırlarken Anadolu Efes 22-45'te Kızıl Yıldız deplasmanına çıkacak. Güne Bakış'ın sonuna geldik. Sırada Oral Orpak editörlüğünde Bediran Aybar ve Heja Türk'ün hazırlayıp sunduğu haftalık Kürtçe ana haber programımız Kurta Efte var. Haftaya pazartesi akşamı yine aynı saatte buluşmak üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.